Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yeni dönemin ilk günü, ilk akşamı. Bu akşam aranızda yeniden Refah Partisi Altınordu İlçe Başkanı Sayın Serdar Karakaya var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş öncelikle şöyle, bu sezonun ilk programındayız. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Ve dedik ki son zamanlarda çıkış yakalayan bir siyasi parti, Yeni Refah Partisi. Dolayısıyla Fatih Erbakan artık boy göstermeye başladı. Evet. Dedi ki Serdar Başkanım'ı davet edelim. Sağ olun, siz de icabet ettiniz. Bugün Yeni Refah konuşacağız. Bugün orduyu konuşacağız. Bugün ülke gündemini konuşacağız. Siz de maşallah zımba gibisiniz. Hazırız diyoruz. O zaman başlayalım. İzleyiciler Serdar Karakay'ı merak eder. Önce tanıyalım. Ardından programımız başlasın. Buyurun. Öncelikle başkanım. Teşekkür ederiz. Bizi davet ettiniz. Biz onları ettiniz. İnşallah hayırlı olur. Biz de bereketli gelmiş oluruz size inşallah. İnşallah. Yayın hayatınızda, gazetecilik hayatınızda başarılar diliyoruz Allah Ahmet Bey. Sağ olun başkanım. Serdar Karakaya, 1979 Ordu doğumluyum. Evet. Serbest meslek erbabı olarak hayatıma devam ediyorum. Evliyim, bir kız çocuğum var. Ellerinizden öper. Dünya Kız Çocukları günüydü. O zaman kutlayalım buradan da, tebrik gönderelim. Kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocuklar Günü'nü kutladık. Evet. Başkanım, gündeme girelim. Çünkü ülke gündemi gerçekten yoğun. Şimdi aslında biz çay alacaktık da Alev de çayımızı getirmedi sağ olsun. Normalde biz çay sohbeti yapıyor idik. Formatımız böyleydi. Bu akşam biraz... Bizde de çay koyu keçeli derler. Aynen, çay koyu keçeli diyecektik ama Alev çayımızı getirmedi, olsun. Canı sağ olsun. Şöyle, şimdi öncelikle Yeniden Refah Partisi. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Stüdyomuza gelen bütün siyasi partiler bizim misafirimizdir, bizim konuğumuzdur. Hı. Biz de misafirperver bir milletten geldiğimiz için size öncelikle burada ev sahibi olarak davranmak zorundayız. Ama gerçekte bir durum var. Burada aklımıza gelen soruları, misafirmiş, ev sahibimiş, gönlü kırılırmış, kırılmazmış, bunun hesabını yapmadan soruyoruz, sorabiliyoruz. Şimdiden söyleyeyim. Fakat burada açık ifade etmek gerekirse, Yeni Refah Partisi'nin son zamanlarda bir çıkışını gözlemliyoruz. Evet. Bunu öncelikle neye borçluyuz? Yani bunun sebebi nedir? Buradan başlayalım. Sonra yerele ineceğiz. Ardından memlekete konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ahmet Bey, 3 yılı oldu Yeni Refah Partisi kurulalı. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan liderliğinde biz... İlk büyük kongremizi yaptığımızda aslında bu çıkışın sinyallerini vermiştik. 17 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda olan büyük kongremizi yaptık. Orada zaten farklı bir konu. Çünkü Arena Spor Salonu'nda ben o programı takip ettim. Tıklım tıklım olan salon neden medyada verilmedi? Aslında bu sorulması gereken bir konu. Çünkü biz... Milli Görüş'ün hazin tarihi mi diyelim, kaderi mi diyelim? Geçmişte de rahmetli Erbakan hocamıza, şimdi mecliste hatta bir Erbakan hocamızın diyaloğu oluyor TRT kameramanıyla. Diyor ki bak diyor, çekiyorsun, akşam bakıyorum diyor, tek satır haber geçmiyorsun. Yayınlamayacaksan niye çekiyorsun diye. Yani. Şimdi her zaman böyle. Orada aslında sinyallerini vermiştik bu büyük çıkışın olacağını. Şimdi bunun nedenleri şu Ahmet Bey. Ülkemizde malum ekonomik şartlar, İnsanların birbirleriyle sürekli siyaset konuşamaz hale geldi insanlarımız. Oysa ki bizim toplum olarak insanların berberlerde, kahvehanelerde, normal sohbetlerde konuşulan ilk iki sırada olan şeyler spordur, siyasettir. Evet. Ama biz şu anda ne hale geldik? Siyaset konuşamıyoruz. Konuşsak da birbirimize öfkeyle konuşuyoruz. Ayrışmayla, kutuplaşmayla. Şimdi bunun nedeni nedir? Bunun nedeni tabii ki mevcut siyasi lider olarak veya siyasi otorite olarak halkın önünde gördüğü, sürekli televizyonlarda gördüğü insanların birbirleriyle olan diyalogları, söylemleri. Evet. Biz en başından beri bunun yanlış olduğunu zaten dile getiriyoruz, deklar ediyoruz. Muhterem Genel Başkanımız şimdi bu noktada ayrılıyor. Neye ayrılıyor? Şimdi iktidarın da hem doğrusunu hem yanlışını söylüyor. Muhalefetin de hem doğrusunu hem yanlışını söylüyor. Evet. Şimdi bu noktada insanlar mevcut sıkıntılarından veya mevcut siyasi partilere baktığı zaman ya benim şu sorunum var, benim bu sorunuma nasıl bir çözüm getiriyor noktasında baktıkları zaman mevcut siyasi partilerin programlarına,
projelerine, söylemlerine karşılığını bulamadığı zaman dönüyor. Genel başkanımıza televizyonlarda zor denk gelir. Ya sosyal medya mecralarında veya işte sizler vasıtasıyla, yerel televizyonlar, yerel yayınlar vasıtasıyla denk geldiği zaman dinliyor, bakıyor, ediyor. Aa diyor, böyle bir siyasi parti varmış. Rahmetli Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan. Bakıyor, projeleri görüyor. Milli kaynak bir kitabımız. Evet. Mesela. Bu nedir? Önce onu soralım. Milli kaynak paketlerimiz demişsiniz, kocaman kitap olmuş. Şimdi muhterem genel başkanımız sürekli dile getiriyor. 96 yılında malum zaten tüm Türkiye'nin bildiği %50, %70, %100 memura, işçiye, emekliye zam verdi rahmetli Erbakan hocamız. Ben de %70 zam vereceğim diyor. Muhterem genel başkanımız gelir gelmez işçiye, memura, emekliye. Birkaç tane başlığı müsaadenizle okuyabilir miyim başkanım? Tabii. Mesela 17 tane madde var, başlık var. Evet. Bir diyor, Türkiye'yi güneş enerjisi kurtaracak. Evet. Doğru. Evet. Doğu Akdeniz doğalgazları yasal haklarımız, evet, çözümlerimiz ve projelerimiz başlığı, evet, var. Doğu Akdeniz doğalgazları yasal haklarımız, çözümleri ve doğalgazı. Ayrı bir program gerektirecek nitelikte bir o konu zaman aslında. Ayrı bir programda bunları, evet, başlıklarıyla beraber, evet, muhtemelen siz içeriklerine, evet, vakıfsınız. Evet. O zaman başlıklarını okuyacağız. İçeriklerini farklı programda yine burada sohbet i̇nşallah, ederken inşallah, açacağız. İnşallah. Birleşik Barajlar Projesi, evet, demiş. Komşu ülkelere su satışları projesi. Evet. Komşu ülkelere su satışları. Evet. Yani suyumuzu komşu ülkelere mi satacağız? Zaten elektrik vesaire bunların içine burada kapsıyor. Elektrik satmak, su, ha, su geleceğin petrolü. Evet. Doğru. Bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra zaten su savaşları ne öngörülüyor? Başlayacak. Su savaşları öngörülüyor. Belki de o zaman Anadolu, o kadar kalmayacak. Belki. Anadolu topraklarda su kaynakları bakımından, evet, gayet zengin. Evet. Madencilik projelerimiz diyoruz. Demir çelik projesi. Evet. Demir çelik projesinde, evet, bunu değinmeden edemeyeceğim. Allah çok mekanını önemli cennet etsin. Rahmetli Erbakan hocam demir çelik projesinin üzerine çok durmuştu. Durdu, evet. Hatta kendi ağır sanayimizi yapmamız gerekiyor, evet, söylemleriyle, evet, evet, rahmetli oldu. Tarım projelerimiz, kenevir projesi. Kenevir projesi, sıvı gübre üretim projesi, hayvancılık projesi. Volkan camlarının ekonomide değerlendirilmesi projesi. İlginç başlık. Isı yalıtım binaların dış cepheleri vesaireleri. Evet. Bunlara yılda Türkiye'de harcanan ithalat yoluyla gelen ürünler vesaire 5 milyar doları buluyor Ahmet Bey. Evet. Rusya ve Çin ile yapılan ticaretin dengelemesi projesi, havuz projesi, denk bütçe, kaynak paket projelerimizle ilgili muhtemel beklentilerimiz. Kaynak paketleri gelir özeti demiş ve kaynaklar. 150 milyar dolarlık kaynak var Ahmet Bey burada. Şimdi %70 zammı işçiye, memura, emekliye nasıl yapacağım? Onun kaynağı nasıl yapacaksın diye dendiği zaman. Kaynağı burada var. Kaynak diyorsun burada. Yani, bu kitabın ikincisi de var. Politik olarak söylemde değil, bunu hayata geçirecek paketimiz elimize hazır mı diyorsunuz? Evet. Az önceki sorunuzun işte en basit örneği bu. Halk neden yoğun bir şekilde ilgi göstermeye başladı? Şimdi ben size söylerim Ahmet Bey, ben bu binayı baştan aşağı yıkacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İyi de senin geçmişte yaptığın bir işin var yani, mı? Yani, bu işte yani bir tecrüben var mı? Evet. Veya bunu nasıl yapacaksın? Çizimin var mı? Evet. Zemini etüt ettin mi? Araştırma, evet, yaptın mı? Neye dayanarak biz belgeyle bunu konuşuyoruz kardeşim. Biz belgeyle mesela konuşuyoruz Ahmet, evet, Bey. Evet. O zaman diyoruz ki sen genel başkanınız bugünkü çıkışı siyasi iradeye ve muhalefete dik duruşuyla, evet, ve eylemlerin yanında söylemleriyle de doğruya doğru, yanlışa yanlış. Kimin, evet, söylediği veya kimin yaptığı fark etmez. Evet. Zaten bu milli görüşkelerin elinden gelen, geçmişten gelen rahmetli Erbakan hocamızın da siyasi hayatı boyunca son nefesine kadar devam ettirdiği bir süreç veya prensip. Peki Sayın Fatih Erbakan, rahmetli merhum Erbakan hocamızın gerçekten izinden gittiğini düşünüyor musunuz hocam? Yani samimi olarak söyleyeyim. Burada yayında falan değiliz. Evet. Şimdi şöyle, ben rahmetli Erbakan'ın, evet, hayatını okuduk, gördük, evet, o sürece tanıklık ettik. Yani o dönemleri yakinen takip ettik. O, evet, süreçte Ankara'daydık. 28 Şubat'ları gördük falan. Evet. Yani biz de sonuçta 35'i deviren bir vatandaşız. Allah uzun ömür versin. Peki gerçekten ben ama Fatih Erbakan'ı tanımıyorum. Şahsını, evet, bilmiyoruz. Yani çünkü siyasi partinizin içinde olmuş olsak bir nebze olsun tanıyacağız. İnşallah siz oraya geldiğinizde bir yayın fırsatınız olur. İnşallah, evet, çok isteriz onu da. Evet.
Geçen hafta Samsun'a geldi. Geldi, evet. Nasip olmadı ama inşallah bir sonrakinde olur. Gerçekten Sayın Fatih Erbakan'ın, merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu olması hasebiyle onun izinden gittiğini düşünebiliyor musunuz? Samimi olarak söylüyoruz ama. Şahsım olarak mı? Şahsımız olarak. Genel parti teşkilatları. Yok, parti şu an Serdar Karakaya'sınız. Evet. Altın İlçe Başkanı değilsiniz. Siyasi kimlik rozetiniz yok. Anladım. Birebir sohbet ediyoruz. Anladım. Geldik. Bir çay ocağında çay içiyoruz. Ahmet Bey benim geçmişimi bilen biliyor zaten de. Hani kendimi övmek anlamında söylemiyorum. Şuraya bağlayacağım. Ben siyasete uzak bir insandım. Söyledim zaten. Serbest meslek erbabıyız biz. Biz de işçiyiz. Şimdi bizim siyasete girmemizin en büyük nedeni, az önce bahsettim, ellerinizden öper bir kız çocuğumuz var. Maşallah. Bakıyoruz şimdi, Allah herkesin çeleğini çocuğunu birbirine bağışlasın. Allah acılarını göstermesin kimseye. Şimdi baktığımız zaman ülkemizdeki en büyük problemlerden biri gençlerin ülkemizde kalmak istememesi. Şimdi evet. Burada anne baba suçlanıyor veya işte TV yayınları suçlanıyor, işte sosyal medya mercaları suçlanıyor vesaire vesaire. Suçlanıyor ama onu da ayrıca konuşalım mı başkanım? O ayrı bir, yani evet, genç evet, olarak gençler ülkemize neden kalmak evet, istemiyor? Evet. Ayrıca konuşmak şimdi, isteriz. Şimdi her anne baba gibi biz de bir ara şeyiz veya her vatansever insan gibi, vatanı milletini seven insan gibi ne yapabiliriz noktasında düşüncedeyken biz geçmişte çocukluk çağlarımızda MGV'ye giderdik. Orada abilerimiz vardı. Evet. Bize anlatırlardı. Davayı, dava şuuru, milli görüş nedir filan. Fırsat bulursak da mitinglere giderdik. Erbakan hocamızın rahmetli seçimlerde filan. Şimdi öyle otururken, bakarken, ederken Erbakan Okun'dan da muhterem genel başkanımızı takip ederken parti kurulacak vesaire söylemleri duyunca tabii adım atmak istedik. Ne için? Dedim ki aslandan aslan doğar. Şimdi Erbakan hocamızın tesisatından geçmiş biri, Erbakan hocamızın dizinin dibinde yetişmiş biri, Erbakan hocamızın talebesi olanların bugün ülkemizde siyaset noktasında geldiği veya ülkemize yaptığı hizmetler zaten herkesin malumu. Yaptıkları iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Talebeleri bunu yapıyorsa oğlu ne yapmaz? Yani. Peki oğlu gerçekten mesela %70 zaten çok ciddi bir iddia. Evet. Yani evet kaynağımız var dediniz. Var. Biz de sadece söyleme değil, evet, bunu eyleme de geçireceğiz, evet, dediniz. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Yani evet bugün samimi olmak gerekirse sol ideolojide, sağ ideolojide bütün partililer, bütün insanlardan şunu vaat duyuyoruz. Veriyor, evet. Memurlardan da, işçilerden de bizim %100 zam aldığımız siyasi parti rahmetli Erbakan'dık diyorlar. Hocam, şimdi evet, yani iyi de öldür hakkını yeme. Bugün sol görüşlü insan da çok ciddi bir saygısı var rahmetli var, Erbakan'a. Evet, siyasetin dışında bir insan, bunu da biliyoruz. Evet. Cennet mekan. Şimdi gerçekten %70 çok ciddi bir rakam çünkü. Yani evet. Memura %70 zam vermek, işçiye keza öyle çok ciddi bir iddia. Bunun içinde tarım ürünleri de var. Tarım ürünlerine de taban fiyatları da artırılacak. Fındığı da soracağım zaten size. Fındığın şu anki da durumunu. Mesela bugün fındık Sayın Cumhurbaşkanı 26,5 lira olarak açıkladı. Ancak tabelada 23 lira, 23,5 lira, 22,5 lira. 22 lira şu an. Yani 22 lira bandında ve yılbaşına iddia ediyoruz. Bakın şu an konuşmalarımız kaydediliyor. Evet. 4-5 tane platformdan yayın yapıyoruz. Yılbaşına fındık 20 lira. Evet. Üzülerek söylüyorum 20 maalesef lira. Sizin iktidarınız olmuş olsaydı şu an fındık kaç liraydı? Bizim iktidarımız olmuş olsaydı Ahmet Bey öncelikle şöyle bir şey var. Öncelikle şunun tespiti yapılması lazım. İşçiye, çiftçiye, üreticiye ya senin 3 dönüm arazin var. Al sana biz şöyle ne verdik, ne yaparsan yap. Demek yerine bunu geçmişte rahmetli Erbakan hocamız yaptı. Ya sen ne kadar arazin var? 5 dönüm arazin var. 5 dönümden sen ne kadar çıkarıyorsun? İşte fındık üzerinde örnek verirsen 2 ton. Sana sen 2,5 ton çıkar. Ben sana artı ödeneğini veririm. Dedi. Ha şu da var. Bizim iktidarımızda olsaydı şöyle bir şey olurdu. En az 35-40 lira bandında fındığa fiyat verilirdi. Zaten 28 lira maliyeti. 28 arası söyleyen tabii, var. Yani şöyle, o aralarda maliyeti geziyor. Bütün gübreleri kullandığı zaman diyor ki tabii uzmanlar gübre fiyatlarını katmıyoruz buna 5 ay önceki gübre fiyatlarına göre. Tabii şimdi 5 ay önceki gübre fiyatı 2200 liraymış şimdi 4000 lira. 1680 lira taban gübresi fiyatları tüm tarım ürünlerinde 2020 yılında.
10 gün öncesinin fiyatı 4300 lira tonu. DAP gübresi 2250 lira. Evet. 2020 yılı şu anda 6950 lira. Şimdi fındığa 26 aldı üreticimiz, 27 aldı üreticimiz. Tamam, hükümetimiz belki verebildiği fiyat, taban fiyat buydu. Ama burada önemli olan çiftçimizin, üreticimizin sadece fındık değil, girdi maliyetlerin azaltılabilmesi. Girdi maliyetleri nedir? Gübre. En basit örneği ilaçlama. Şimdi biz gübreyi %95'ini tarım ülkesi olarak yurt dışından alıyoruz. Şimdi sizin benim yiyeceğimiz domatesin, salatalığın, patlıcanın, atıyorum tüm tarım ürünlerinin gübresini yurt dışından alıyoruz. Gübre alamazsak ekemiyoruz. Evet. Şimdi fiyatlar, üretici kazanamıyor, satan kazanamıyor, tüketen kazanamıyor. Burada kazanan kim? Ülkemize gübre satan fabrikatörler Ahmet Bey. Şimdi evet, bu olmaz. Burada öncelikle çiftçi rahatlatılmalı, girdi maliyetleri yönünden ucuz elektrik verilmeli, ucuz mazot verilmeli. Bu kaynak paketlerinde var mı başkanım? Hepsi yani var. Bu söylemler var. Tabii mi? Hepsi var. Ha. Çiftçi ucuz mazot verilmeli. Yatta ben zevk yapacağım, çok affedersiniz. Ayaklarımı uzatacağım, güneşleneceğim. 2 liraya yakıt kullanacağım. Çiftçi 2 liraya kullanacak. Elleri nasır tutmuş. Ekmeğinin, rızkının derdinde, bir şeyleri kazanabilmenin derdinde sabahtan akşama güneşin altında 7-7,5 liraya mazot alacağım. Peki sizin iktidarınızda nasıl bir sistem düşünülüyor? Yani mazot konusunda özellikle mazot örneğini verdik. Şimdi evet, yatımız var. 1,5-2 liraya şeyi kullanıyoruz, yakıt kullanıyoruz. Evet. İşte çiftçi 7,5 liraya kullanıyor. Evet. Sizin iktidarınızda nasıl bir uygulama olacak ki Ahmet bu? Ahmet Bey, bizim iktidarımızda... Kaynakta bizim, bu tür şeyler de var mı? Şimdi burada ülkemize, milletimize verilecek, gelirini artıracak, istihdam seviyesini artıracak, ülkemizin sanayisine katkıda bulunacak, dışarıdan borç alma huyunu bıraktıracak, işçiye, çiftçiye, memura, emekliye verilecek zamların, ücretlerin kaynakları bunlar. Ha, bu bahsedilen işte ucuz mazottur, gübredir vesaire, bunlar politika olması gereken şeyler. Nedir? Tarım politikası olması lazım. Evet. Yani bu bir devlet politikası haline gelmesi lazım. Paylaşımda adalet. Evet. Gelir dağılımında adalet. Biz bunu zaten milli görüşün temel prensiplerinden biri bu. Paylaşımda adalet, gelir dağılımında adalet. Milli görüş nedir başkanım? Konuda konuya geçmiyoruz. Evet. Hepsi bir aynı görüş, pakette de. Milli görüş İslam, evet. İslam görüşüdür Ahmet Bey. Milli görüşü çok duyuyoruz ya. Evet. Yani şahsını biliyorum ama milli görüşü kelime anlamını bilmeyen arkadaşlarımız var. Milli görüş nedir? Siz bu şuurun içinden geldiğiniz için de sorabilecek durumum var diye düşünüyorum. Milli görüş İslam görüşüdür işin özü aslında. Ama milli görüş İslam görüştür derken farklı yerlere de çekilmesin. Bizim dinimiz herkese eşit davranmayı, bir karıncayı dahi incitmemeyi, kimsenin hakkında adaletli olmayı, kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda göz koymamayı, büyük kul hakkı olduğunu, büyük günah olduğunu emreden bir dine sahibiz. Milli görüşte zaten diyor ki paylaşımda adalet, gelir dağılımında adalet. Zengin daha zengin, fakir daha fakir olmayacak diyor. Evet. Milli görüşün kısaca özeti bu. Milli görüş temel prensiplerini biz hayatımıza geçirebilsek, ki Erbakan hocamız yaptı bunu zaten. Evet. 279 tane sanayi fabrikasını kurdu vesaire. Evet. Başkanım, müsaadenizle mesajlarımız geliyor. Bazı arkadaşlar ricamız olsun. Şu an bizi hangi platformdan seyrediyorsunuz bilmiyoruz. Ancak eğer sosyal medyada, Facebook üzerinden takip ediyorsanız paylaşımınızı rica ediyoruz. Çünkü mesaj da yazabilirsiniz buradan. Bazı izleyicilerimizden mesaj geldi, birkaç tane size yönelteyim. Çünkü az sonra mesajlarımız artabilir. Biriktirmeyelim. Evet. Hayırlı yayınlar Ahmet Çelenk Bey. Serdar Karakaya başkanıma başarılar dilerim demiş. Milli Allah görüşün orduda kalesidir başkanım demiş. Ali Fuat Aksoy. Size selamları var. Aleykümselam. Hatice, aleykümselam. O bizim arkadaşımız, canımız, ciğerimiz de demiş ki hayırlı yayınlar diliyorum. Hoş sefa geldiniz evimize. Ünyemize bir sunucu Moda TV'ye bu kadar mı yakışır? Eyvar olasın Hatice, teşekkür ederiz. Varlığınız her zaman her yerde daim olsun. Güzel dost demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Bize iyi yayınlar demiş. Ali Çiftçi, hayırlı yayınlar başkanım demiş. Turgut Tepe Bey başkanım da bize beğendiğini göstermiş. Pardon, Refah Partisi'nin işareti değil mi? Yeniden evet, Refah'ın işareti. Allah razı olsun. Hayır, Refah Partisi'nin işareti buydu. Şu anda. Yeniden Refah da
Böyle devam ediyor. Bu, evet, tamam devam böyle. O zaman Turgut Başkan'ın bize like göndermemiş. Yeniden Refah'ın işaretini evet, göndermiş. Evet. Yunus Kapısız, selamlar. Ben Ünye Tekraz, mahalleli köy olarak köyüm orası, benim biraz itirazım var. Son bir yıldır zam istemeyi bilip yapıp yine üstüne zam istemeyi bilen, şimdi biraz uzun yazmış Yunus Kapısız abim. Belli ki derdi var. Evet. Ben de derdini okuyacağım söz. Tekrar okuyacağım o zaman. Çünkü biraz uzun yazmış. Evet. Selamlar. Ben Ünye Tekraz mahallesi, köy olarak köyüm orası. Benim bir itirazım var. Son bir yıldır zam istemeyi bilip yapıp yine üstüne zam istemeyi bilen elektrik şirketlerine sesleniyorum. Yıllardır neden hala üçlü kablo bu direkler? Ben sürekli voltaj düşüklüğümü yaşayayım. Ama zam istemeyi biliyorlar. Nereye kadar vatandaşın cebinden çalmayı bırakacaklar sizce? Demiş. Alın size soru. Başkanım bir de ben şöyle açık söyleyeyim. Programımda hakaret, küfür, küçük düşürecek bir durum olmadıktan sonra hiçbir şekilde sansür uygulamıyorum ve uygulatmıyorum. Burada size hakaret, küfür ki öyle bir durum söz konusu olmaz. Çünkü evet. Bizim izleyicilerimiz de gerçekten saygılı Allah insanlar. Allah razı olsun. Bunun haricinde nasıl soru gelirse gelsin sansür uygulamıyoruz. Sıkıntı yok Ahmet Bey. Siz de söylemlerinize sansür uygulamıyoruz. Bizim kimseden yani kimseden de biz korkumuz yok. Kimseden hiçbir şekilde beklentimiz yok. Kimseye hesap vermeye derdimiz yok. Güzel. Bizim hesap verecek tek mercimiz Allah. Allah rızkımızı Allah. Verecek tek merci. Eyvallah. Allah kimseye eyvallahımız yok. O yüzden evet. Rahat olun. İstediğiniz gibi içinize geldiği gibi şey yapabiliriz. Biz de soru kötü de soru gelse rahat şekilde soracağız. Şimdi Yunus Kapısız öyle demiş. Bizim elektrikleri yapmıyorlar. Zam üstüne zam demiş. Ne yüzde zam istiyorlar? Bu zam nereye kadar demiş. Size sormuş mesela. Buna hazırlanın isterseniz. Bir şeyimiz daha var. Şahin Boya, Gürol Şahin. Şahin Boya, Gürol Şahin. Evet, Gürol Başkanım da Ordu'da esnaf Şahin Boya evet. firmasına. Bak burada reklam da yapabiliyoruz. Rahat rahat konuşabiliyoruz. Çünkü Şahin Boya'ya gidin. Gürol Şahin'e. Mutlu olun. Al sana reklam. Metin İnal. Yeniden Refah Partisi'nde güvenimiz tamdır. Sayın Serdar Başkan'a başarılarının devamını diliyorum. Tek çare Sayın Fatih Erbakan'dır demiş Allah Metin İnal. Şimdi gerçekten başkanım şöyle bir durum var. Şimdi eğer oturup doğru konuşacağız. Yani insanların Yeniden Refah Partisi'nde güvensizliği yok. Evet yok. Yani şöyle demiş ki. İşte herkes yani rahmetli Erbakan'ın markasını taşımak da zordur. Şimdi diyor ki Erbakan vaat etmediği şeyleri verdi. Mesela memura az önce ifade ettiğimiz gibi %50 zam verdi. Bunları vaat etmemişti ama verdi. İşte ülke daha rahattı. Şöyleydi, yok, böyleydi. Yapacağım demişti ama şu anda herkesin aklında bir soru işareti var değil mi? Yapamazsın demişti. Ha, 9 aylık bir süreçte bu olmuştu değil mi? 9 ay mı 10 ay mı sürmüştü o iktidar? 11 ay. 11 aylık iktidar sürecinde bu faaliyetleri gerçekleştirdi. Şimdi insanlar diyor ki Fatih Erbakan kürsüye çıktığı zaman ol keseden atmıyor. İşte evet. bağırmıyor. Hey evet. demiyor. Huy demiyor. İşte evet. efendi konuşuyor. Evet. Gayet de mütevazı konuşuyor. Güvensizliği yok. Evet. Ben şuna güvenmem mesela. Bir adam asıyorsa, kesiyorsa ha, kesin bu adamda bir şey vardır. Yani bir bit yeniği var. Çünkü niye? Tabii o hepimizde var. Bir de şu var. Mesela hiçbir kuyumcu gel vatandaş altınlarım var işte gel falan işte bak bağırmış. Kalmadı bitti falan bağırmıyor. Evet. Çünkü değerlidir malı. Onun değerini bilen zaten ondan alıyor. Bağırmış. Ama buradan tenzih ediyorum manav arkadaşları. Eğer son çürükler kalmışsa manavda gel vatandaş işte akşam pazarı falan böyle bağırmalar olur değil mi? Yani evet, evet. artık malın şeyini. Bir siyasetçinin eğer bilgisi yoksa veya ne bileyim halka daha artık sunacak bir şey yoksa orada öfkelenmeler başlamıştır. Orada artık sesler yükseltmeye başlamıştır. Şimdi Sayın Erbakan'a insanların güvensizliği yok. Bunu ya. Görebiliyoruz. Yani burada zaten Metin Ünal Başkanım belirtmiş. Serdar Başkan'a başarılı devam dilerim derken Allah tek çare Sayın Erbakan'dır. Yeniden Refah Partisi'ne güvenimiz tamdır demiş. Evet Yunus Kapısız abim. Şimdi Ünye Tekkiraz'dasın. Zam üstüne zam demişsin. Doğru demişsin. Şunu üzülerek söyleyeyim. Yine bir haberci olarak buradan haber de vermek durumundayım. Çünkü bu bizim işimiz yapmak durumundayız. Elektriğe çok ciddi bir zam daha kapıda. Bu kış biraz zor geçecek. Allah herkesin yardımcısı olsun diyoruz. Ahmet Acıyan. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Türkiye'de Fatih Erbakan'ın orada Serdar Başkan'ın sonuna kadar yanındayız demiş. Başkanım örgütlemedin değil mi milleti?
Yani benim lehimi mesaj yazın falan demedim. Yok başkanım, bir şey. Eyvallah. Sağ olsunlar. Evet, güzel. Bunlar da güzel şeyler. Sonuçta bizim de hoşumuza gidiyor. Sonuçta siz bizim konuğumuzsunuz. Konuğumuzla ilgili insanların güzel aynı fikir beyanları. Onlar size de iltifat zaten. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet başkanım, milli görüş nedir dedik. Milli görüş aslında olması gereken insanların, yani olması gereken ideolojim dedik. Yani evet. İslamiyet'in kökünde olan bir görüş dedik. Evet. Az önce gençler ülkemizi terk ediyor dediniz. Evet. Terk bir etmek genç istiyor. Terk etmek istiyor. Biz de bir genç olarak neden terk etmek ister? Şimdi Ahmet Bey, bizim de var. Bir çocuğumuz, az önce bahsettik. Evet. Defaat üstüne duruyoruz. Bizim siyasete girmemiz en büyük neden de çocuğumuz, komşumuzun çocuğu, yeğenlerimiz vesaire gençleşsin. Geleceğini sağlam alabilmek adına. Gençler şimdi üniversiteye gidiyor. Üniversiteye gittiği zaman ailesinin ekonomik durumu ortada. Ordu'da hepimiz yaşadık. Üniversite açılmadan önce 800'e, 900'e, 1000 liraya olan ev kiraları. Evet. 1300 lira, 1400 lira, 1500 lira oda bulmak zor. Yurtlar zaten ortada. Hayırsever iş adamlarımız var vesaire. Yardımcı oldular. Allah razı olsun. Üniversiteyi bitirdikten sonra da siz çok iyi üniversiteyi de bitirseniz, muhterem genel başkanımız diyor ki sen diyor çok iyi üniversiteyi de bitirsen, 3 tane üniversite bitirsen, doktorunu yapsan, Amerika'da doktorunu yapıp gelsen buraya yine iş bulamıyorsun ki. Çünkü tek geçerli akçe ne olmuş? Adamın var mı? Dayın var mı? Gerçekten olmuş. Dayın var mı? Şimdi gençler bunu yaşıyor. Siz de denk geliyorsunuzdur. Şimdi bir yere gidiyorsun, oturuyorsun. En basit örnek vereyim. Bizim iş yerimizin yanında bir iş yeri var. Öğretmen bir çocuğumuz var. Sınıf öncesi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni. Öğlene kadar gidiyor, öğretmenliğini yapıyor, öğleden sonra geliyor. Orada tezgahtarlık yapıyor. Şimdi buna mecbur kalmasa gelip orada çalışır mı? Gençlerimiz öyle, atamasını bekleyen ayrı, üniversiteyi bitirmiş, okumuş, annesi babası Sayın yememiş, Cumhurbaşkanı, yedirmiş, yedirmiş. Benim memurum işten sonra limon satmayacak diyordu. Çünkü önceki iradeye hitaben atıfta bulunuyordu. Atıfta bulunuyordu. Benim memurum artık limon satmıyor diyordu. Artık evet. Gerçekten başladı mı limon satmalar? Artık dönüş mü oldu yani? Şimdi bunu yaşayan birisi olarak anlatıyorsunuz değil mi? Yani bir hikaye değil, gördüğünüz, tanıdığınız biri olarak yok, anlatıyorsunuz. Yok, görüp şahit olup bilmek isteyen varsa veya bana göster diyen olursa yayın sonrası veya yarın gelsinler. Benim yerim belli, köprü başındayım. Hem gelsinler bir çayımızı içsinler hem de kendileriyle tanıştırabilirim. Şimdi Ahmet Bey, limon satan tabii ki geçmişte ülkemizin yaşadığı sıkıntılar vardı. Ülkemiz hem iç dış, iç işbirlikçiler hem dış düşmanların her zaman hedefinde. Bunu inkar edemeyiz. Bu sadece bu hükümete has veya 20 yıldır olan bir şey değil. Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana, Osmanlı'dan bu yana kadar gelen bir süreç. Şimdi geçmişte memurumuz, işçimiz, öğrencimiz de çalışıyordu, didiniyordu, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Biz çalışmıyordu demiyoruz. Diyemeyiz zaten. Ama mevcut olan şu. Olan bir şeyi inkar etmemek lazım. Nedir olan bir şeyi inkar etmek? Şimdi memur sıkıntıda, işçi sıkıntıda, çiftçi sıkıntıda, küçük ve orta ölçekli esnaflar sıkıntıda. Ama çıkıp da bizim ülkemizde sıkıntı yok. Veya bizim ülkemizde işçi, işsiz yok. İş beğenme sorunu var dersek biz sorunlarımızı halın altında süpürmüş oluruz. Süpür süpür. Bugüne kadar geldik. Bugün de artık halı artık almıyor. Halının altından tozlar gözükmeye başladı artık. Bu inkar edilecek bir şey değil. Biz inkar etmek yerine gerçeği kabullensek, belki gerçeği kabullenip el birliğiyle tüm ülke, bizden de, bizim de ne yapmamız gerekiyorsa bunu muhterem genel başkanımız da söylüyor. Buyurun diyor, kullanın diyor. Bu kitabı zaten hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm siyasi parti liderlerine gönderdi, ana muhalefet partisi liderlerine. Söyleminize bir şey eklemek istiyorum başkanım. Berlin'de, Almanya'da, halk şuna inanıyordu. Rusya'yı aldık, Rusya'ya giriyoruz, Rusya'yı işte fethettik falan filan. Avrupa'yı fethettik sanıyorlardı. Ancak Rus tankları Berlin'e girene kadar. Berlin'e girince
Ama dediler ki, ama niye böyle sanıyorlardı? Evet. Çünkü medya diyordu ki aha aldık, aha Rusya bize, medya öyle inandırmıştı. O zamanın çünkü medyası radyo ve evet, gazeteler. Kaç evet tane varsa artık. Ve öyle inandırmışlardı. Halk onu biliyordu. Şimdi evet yani. Başkanım, mesajlarımız uzamadan birkaç tamam, tane daha tamam, yöneteceğim. Hem sizi dinlendirmiş tabii, olayım. Tabii, çünkü tabii az sonra terletebilirim sizi. olumsuz sorular gelirse de onları da eyvah yöneteceğiz tabii ki. Eyvah. Hayırlı yayınlar Serdar Başkan demiş Osman Özcan. Yine Şahin Boya, Güral Şahin Başkanı'nda Moda TV Allah canlı olsun yayındayız. Hayırlı olsun Serdar Başkan demiş. Hasan Aygün, evet, Yeni Refah Partisi İl Başkanı'mı selamlarımı gönderiyorum aleyküm buradan. Selam. Kulaklarımızın pasını siliyorsunuz. Ezberleri bozmaya devam ediyorsunuz. Paylaşımda ve yönetimde adaletten bahsediyorsunuz. Gerçekten paylaşımda ve yönetimde adaletten bahsetmek. Evet. Ve bahsetmenin yanında paylaşımda ve yönetimde adalet olduğu zaman ben inanıyorum ki artık dünya kurtulmuştur. Bir örnek lazım, sonra açıklamak istiyorum. Hasan Başkanım'ın mesajını bölmek istemiyorum. Aynen. Tabuları yıkıyorsunuz. Kıymetli Sayın Başkanıma ve siz değerli kardeşime saygılarımı sunuyor. Hayırlı günler diliyorum demiş. Hasan Başkanıma da biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanım, İyi ki varlar. Yunus'u kapasız. Az önceki elektrik konusunu soran abimiz. Abi bizim halkımıza bir şey deyince vatan aynı oluyoruz. Eskiyi durup söylüyorlar. Yok yap kuyruğu, yok tüp kuyruğu, yok yağ kuyruğu. Şimdi ne fark var? Şimdi yağ var, alım gücü yok. Alım gücü yok. Sadece o değil. Geçen yılın kömürünün tonu 1200'dü. Şimdi ise 2800. Abi halk nereye kadar dayansın? Yani anlayacağınız 24'ünde bu millet bu yetkiyi verdi. Halkın düştüğü durum ortada. Abi açıkça halkı sömürdüler. Hazineyi batırdılar. Ülkeyi batırdılar. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyur, Sayın Başkanım. Buyur, şimdi abi. Yunus Kapısız başkanım, Yunus Kapısız kardeşimiz Ünye Tekkiraz bir köy. Evet. Evet, mahalleli köy olarak köyüm orası demiş. Ünye Tekkiraz'da. Evet. Vatandaş her şeyin farkında. Yani farkında. Şu değil yani artık Anadolu bir şey anlamıyor diye bir kavram yok. Yani siyaset Ankara'da, İstanbul'da yapılmıyor. Siyaset Ordu'da, merkezde de yapılmıyor. Artık Ünye merkezde yapılmıyor. Artık köydeki köyde vatandaş da kömürün durumunu, gübrenin durumunu, yağın durumunu, tüpün durumunu, kuyruk durumunu biliyor, çatır farkında çatır söyleyebiliyor. Demek ki evet, vatandaş her şeyin farkında. Farkında. Ali Fuat Aksoy, Ahmet Bey, Yeni Refah Partisi'ne Türkiye'de basın kutlaması görüyoruz. Doğru dürüst ulusal kanallarda yayın yapılmıyor. Ha şöyle demiş, basın kısıtlaması. Kısıtlaması. Doğru. Özür dilerim Ali Fuat Bey. Ahmet Bey, Yeni Refah Partisi'nde Türkiye'de basın kısıtlaması görüyoruz. Evet. Doğru dürüst ulusal kanallarda yayın yapılmıyor. Bu konuda da sizlere cesaretinizden dolayı takdir ve teşekkür ediyorum. Evet, üstadım evet, aslında şöyle, bunu bu aslında bizi üzen bir durum. Şöyle ki, bu bir lütuf değil, bu zaten olması gereken bir şey. İhanettir. Yani bugün A Partisi'ne televizyonda bir saat yer vermek, B Partisi'ne 10 dakika vermek o mesleğe de ihanettir. İnsanlığına da ihanettir. Evet. Bir kere etik değil her şeyden evet önce. Şimdi ekranı A Partisi'ne ne kadar açıyorsanız, atıyorum AK Parti'ye ne kadar ekran veriyorsanız bugün Yeni Refah'da o kadar ekran vermek zorundasınız. Aksi takdirde bu mesleğin etiğiyle uyuşmuyor. Az önce dedik ya, adalet. Pazar günü muhterem genel başkanımız program başında belirttiniz ya, Ahmet Bey Samsun'a geldi. Evet. Bizler de oradaydık. Salonda muhterem genel başkanımız konuşma yaparken bakıyorsunuz dışarıdan biri. O ne güzel işte, isimle henüz zikretmeyeyim. Aşağı yukarı tüm TV kuruluşları, haber ajansları vesairesi hepsi orada. Kameraları orada, mikrofonları orada. Anadolu Ajansı orada, TRT orada, Doğan Haber Ajansı orada, hepsi orada. Akşam haberleri izlediğiniz zaman haber bültenlerinde tek satır haber yok. Ayıp. Etik evet değil. Yani az önce bahsettik ya, adalet, gelirde adalet, paylaşımda adalet. Ama muhterem genel başkanımız da onu şeyde lafınızı bölüyorum. Serhat Fındık hocamıza, Bilgehan Bilge hocamızla evet, evet beraber yaptıkları basın toplantısında zaten söyledi. Suçüstü yakalandınız, siz bizi takip ediyorsunuz. Ama işinize evet geldiği zaman kırpıp onu veriyorsunuz evet halka dedi, hatırlıyorsunuz. Ahlaksızlıktır başkanım. Aynen. Tek kelimeyle evet ahlaksızlıktır. Valla şöyle söyleyeyim. Biz bu mesleğin gittik, cezasını da yattık, cezanı da yattık. Başımız dik. Niye yattık? Dedik biz 2009 yılında herkes muhterem hoca efendi derken biz onlar dedik muhterem değil, hoca efendi değil demiştik. Allah razı olsun. O zaman şöyle diyeceğim, ahlaksızlıktır. Evet. Biraz daha abartıyorum.
etik değil. Değil. Yani yakışmaz. Evet. Sonuna kadar Serdar Başkan'ın yanındayız. Hayırlı yayınlar rahmet bey demiş Osman Özcan. Ayhan Aygün iyi yayınlar olsun. Başkanı demiş. Selamlar gönderiyoruz hepsine. Ensar Berber hayırlı yayınlar demiş. Allah Muhsin Şender'e selamun aleyküm hayırlı aleyküm yayınlar demiş. Aleyküm. Muhsin Şender'e karşı ve biz de selamlar gönderdik. Erdem Su iyi yayınlar başkanı demiş. Evet başkanım. Gençler ülkemizi terk ediyor dedik. Evet. Terk etmek istiyor dedik. İstiyorlar. Orada kalmıştık. Şimdi terk etmemesi için ne yapabiliriz? Terk etmemesi çalışabileceğimiz için, bir kaynak var mı? Ya da öncelikle, bu kaynak öncelikle şöyle bir şey. Bizim gençlerimiz özünden koptu. Nasıl koptu? Televizyon yayınlarıyla. Sosyal medya zaten başlı başına bir facia. Evet. İyi kullanırsan iyi de kötü kullanırsan çok kötü. Şimdi gençlere baktığınız zaman ahlak, maneviyat yönünden zaten çocuklar sarılacak bir dal arıyorlar. Şimdi annesi babası verebildiği kadar veriyor ama bu çocuk dışarı çıkıyor. Bu çocuk okula gidiyor. Eğitim sistemi zaten baştan aşağı değiştirilmesi gereken bir sistem. Eğitim sistemi eğitmek için değil, ezberletmek için çocuklara dayatılan bir sistem bana göre. Şimdi benim çocuğum okula gidiyor ama benim çocuğum okulda ne alıyor? Ezberle. Al kızım bunu. Ezberle. Ezberle. Ezberle ne yapacak bu çocuk? Evet. Şimdi biz önce çocuklarımızı, Muhterem Genel Başkanımızın dediği gibi para kaybedebilirsin, toprak kaybedebilirsin. Ama neslini kaybedersen geri alamazsın. Parayı da geri alırsın, toprağı da geri kazanırsın, alırsın. Savaşır kazanırsın. Doğru. Ama bir nesli kaybedersen bunun geri dönüşü olmaz ki şu anda yaşıyoruz. Bir nesilde değil, iki nesil, üç nesilde sıkıntı yaşıyoruz biz. Bunu önce eğitim sisteminde bizim örf, adet, geleneklerimize uygun bir eğitim sistemi olması lazım. TV yayınları. Akşama kadar görüyorsunuz neler var neler var. Bunu izleyen çocuk. Orada izlemese telefonuna geliyor. Telefonda evet. İzlemese sokakta konuşuluyor. Bunun tepeden aşağı bir devlet politikası haline getirilip bunun değiştirilmesi lazım. Çocukların öncelikle okuldan meslek kazandırmamız lazım gençlerimize. Ya sen okulu bitirdikten sonra Ahmet sen üniversiteyi kazandın. Ne okumak istiyorsun? Hukuk okumak istiyorum. Veya işte dış ilişkiler okumak istiyorum. Uluslararası ilişkiler okumak istiyorum. Ahmet sen çalış çabala. Okulunu bitirdikten sonra senin işin hazır evladım. Devlet olarak bizim bunu diyebilmemiz lazım. Biz bunu yapabilecek güçteyiz. Niye? Bunu yapmamız da lazım bizim. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz Ahmet Bey. Avrupa'nın dış güçler dediğimiz o bizimle sürekli uğraşan, işini gücünü bırakan, bizim döviz kurumuzla uğraşan, bizim marketteki etiketlerimizi değiştiren, bizi hiç rahat vermeyen, sürekli ağzımıza doladığımız dış güçler, bizim aslında yeni neslimizden korkuyor, genç neslimizden korkuyor. Ama biz genç neslimizi kendimize küstürüyoruz. Ne kadar vahim bir durum değil mi? Evet. Devletine küsüyor, ülkesine küsüyor, vatanına küsüyor. Asla bir isyan değil bu. Asla bu hainlik de değil. Gençlerimizle ilgilenemiyoruz, ilgilenmiyoruz sorunlarıyla. Bu çocukların sorunlarına çözüm bulunması lazım. Şimdi çocuklar dediniz, ben dün yaşadığım bir hadiseyi anlatacağım. Buradan da İlker Çorbacı hocama da özür diliyorum. Çünkü bazı özel sohbetler özel sohbet olarak kalmalı. Ancak ben bu konunun anlatmamda mahsur olmayacağını ve İlker hocamın bu konuda bana müsaade edeceğini düşünüyorum. İlker Çorbacı hocam, dün Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir küçük bir sergi açtı. Ve bunu haberleştirdik, program yaptık. Yarın akşam muhtemelen yayınlayacağız bunu. Görmüştüm, evet. Şimdi mükemmel bir proje. Yani başkanım bildiğiniz çöp yani atık artık. Evet. Onlardan öyle bir eserler meydana getirmiş ki gerçekten. Maşallah, Allah razı olsun. Mesela bir eserin düş süresi diye geçiyor. Ben dün öğrendim. Düşünme süresi yani. Onu düşleme süresi 6 ay, 7 ay, 1 yılı bulabiliyor. 1 yılını düşünüyor. Ve 200 saat, 250 saat, 280 saat, 300 saati emek bulabilen harcıyor. Emeği var. Yani tamam emek veriyor. Sanatçı sanatını icra ediyor. Evet. Fakat şu üzdü beni. Hiçbir şey diyor ki terk edeceğim Ordu'yu. Dedim üstadım yani bu eserle, bu sanatla nasıl terk? Yani ordudan mı terk? Orduyu mu bırakacaksın? Yani bu dünyada eşi benzeri yok. Bak gerçekten dünyada kendisi de aramış. Hatta
atık dönüştürme, o unuttum Amerikalı bir başkanı vardı. Bu farklı bir şey o zaman. O kişi de kendisine bahsediyor. Diyor ki evet, dünyada bunun örneği yok. Dünyada örneği olmayan bir şey bizim ordumuzda, Ünye'mizde. İlker Çorbacı ismini veriyorum. Ve bir karşılığı olmadığı zaman gideceğim diyor. Bu memleketten gideceğim. Çünkü şimdi bu kişi Amerika'da olsa yere bastırmazlar ayağını. Bastırmazlar. Yani şimdi bakıyorum. Sizin vesilenizle de İlker hocamız kendisini, sesini duyurmuş olur inşallah. Büyükşehir Belediye'miz, Altınordu Belediye'miz inşallah şöyle, kendisine sahip çıkıyor. Üzülerek söylüyorum ki şu anki iradeyle bir karşılık bulabileceğini şahsım adına düşünmüyorum. Ama bulamazsa da üzülürüm. Yani ben... Biz bulmasını temenni edelim inşallah. Ben bir yönetici olarak sizden de istirhamım aslında. Estağfurullah. Şöyle başkanım, bunu ilkokul çağındaki çocuk diyelim. Anaokulu ya da okul öncesi çağındaki çocuk... mesela her yaşa göre projeleri var. Mesela anaokulundaki çocuk şu konuda bilinçleniyor. Herhangi bir atık, işte plastik kap, işte yani bileyim bir çöp, yani poş diye poş, yani çöp diyebileceğimiz herhangi bir şey. İşte plastik atık, bunu çocuk atmıyor çöpe. Ondan İlker hocam bir sanat icra ettiriyor. Yani artık mesela atıyorum eşiniz çöpe bir şey atıyor. Anne dur diyor. Hani bundan şu olabilir. Çocuk mesela roketler yapabiliyor, uçaklar yapabiliyor. Veya ev aleti kendi yaşına göre şey işte ev aleti yapabiliyor, el aleti yapabiliyor. Bir şeyler yapabiliyor. Güzel, güzel. Yani çocuk burada hayal gücünü geliştiriyor. O motor gücünü geliştiriyor. Düşünme kabiliyeti ve hayal kurma kabiliyetini geliştiriyor. Evet. Mesela çocuğa hocam çok güzel örneğini verdi. Haberde de onu yayınlayacağız. Rahmetli Erbakan hocamız her şey hayalle başlar derdi. Allah kahretsin. Evet, rahmet her şey eylesin. Hayalle başlar. Fakat şu anki çocuklar hayal kuramıyor. Mesela İlker hocam çocuğun hayal kurmasının materyalle sağlayacak. Sağlayacak. Ünye'li kendisi de. Buradan selam gönderiyorum kendisine şahsına. Yani çocukların hayal kurmasının önüne geçiliyor. Şimdi dedim ki ben bir yönetici olsam, ben Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olsam, yakalarım İlker hocayı. Hocam hangi imkanları istiyorsun? Senin için ne yapayım? Hiç de bir şey istemiyor. Sadece diyor ki bu sanatı bırakabileceğim bir nesil istiyorum. Yani birilerine öğreteyim. Gelmişim 50 yaşına diyor. Belki 10 yıl, 15 yıl daha bunu diyor devam ettirebileceğim. Birilerine öğreteyim. Bakıyorum şeyin o sanat icra etmenin... Ormek'te falan kendisine bir vallahi, öğrencilerimiz, gençlerimiz buluşturulabilir ya. Kesinlikle. İnşallah buradan biz de çağrı yapalım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beyefendi'ye, yetkililere. İnşallah hocamıza böyle bir imkan tanınır. Kendileri vallahi de hocam, bir baksınlar. Yurt dışında olsa mesela bazı üniversiteler hocamdan talepte bulunuyor. İşte eğitim vermesi konusunda, sergi açması konusunda. Ama bizim Ordu'da karşılık bulmaması bizi gerçekten ben üzüldüm dün, kendi şehrim adına üzüldüm. Ben de üzüldüm. Dediniz yani çocuklar memleketi terk ediyor. Şimdi hayal kuramıyor. Şimdi diyor ki İlker hocam hayal kurmasını sağlayacağız. Anaokulu öğrencisine, ilkokul öğrencisine, liseye, üniversiteye. Yani mesela bu projeyi Ordu Üniversitesi yapmış olsa uluslararası platformda isminden söz ettirecek. Ettirir, Ordu Üniversitesi. Ettirir, evet. Ama evet. Dürüst Alokton hocam, Ali Akton hocam, rektörümüzle de bu konuyu bir görüşeceğiz. İnşallah. Şimdi belki bilgisi yoktur. Kendisine bilgi vereceğiz. İnşallah, sahip çıkar. Inşallah. Diyoruz ya gençler hayal kuramaz oldu. Evet maalesef. Başkanım müsaadenizle birkaç tane mesajımız estağfurullah. Var. Estağfurullah. Onları da size yönetelim. Tabii. Bayağı da mesajımız geldi. Şöyle Muhsin Şendere kardeşim selamını almıştık. Selam. Hayırlı yayınlar demişti. Teşekkür etmiştik. Erdem Suya da teşekkür etmiş. Murat Gökçek bize Yeni Refah Partisi'nin işaretini gönderdi. Ahmet Baki hayırlı yayınlar dedi. Biz de teşekkür ediyoruz kardeşime. Yine Musa Öztürk hayırlı yayınlar diyor. Harun Ocak hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Salih Şahin de hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Harun Ocak Ünye'çe başkanımız mı? Evet. Yani şu an biz onun misafiriyiz Harun Ocak başkanımın. Bu pazar günü de kongremiz var. Ünye'de kongremiz var. Evet bunu da haberleştireceğiz o zaman. İnşallah. Alev. Pazar günü Ünye'de Yeni Refah Partisi'nin kongresi varmış. Bilginiz olsun Alev. Salih Şahin hayırlı yayınlar demiş. Murat Gökçek hayırlı yayınlar. Ahmet Çelenk Bey ve Serdar Başkanım demiş. Eyvallah sağ olasın üstadım. Onur Başaran hayırlı yayınlar başkanım diyor. Yunus Kapısız. Köyüm Tekkiraz, Nurettin Mahallesi. Aslında Ünye'de yaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben köyde sorun olup hakkında fazla istediklerini söylemek istedim. Köyde sorun olup hakkından fazla istediklerini söyledim. Doğru. Ünye'de iş yapıyorum ama artık yapamaz duruma geldik. İnşaat işleriyle uğraşıyoruz. Gel de yap kardeşim. Ben kendime göre 50 kişiye ekmek vermeye çalışıyorum. Ama bu fahiş zamlar bile bizi bitirdi. Maalesef. Abi bir şey diyorsun. Dolara yahu biz bu her şeyi dolarla mı alıyoruz?
artık yeter, az kaldı, her şey çok güzel olacak, geliyor gelmekte olan sizi seviyorum demiş. Biz de selamlarımızı gönderdik Yunus Kapısız Üstadıma. Yusuf Keskin, doğrulardan şaşmadan devam başkanım demiş. Ne güzel yani, doğrulardan şaşmadan devam demek başkanım, şu an doğrusun, böyle devam et demektir. Evet. O yüzden çok bir güzel bir temenni aslında, evet. Doğrulardan şaşmadan devam. Yahya Gem, Altınordu İlçe Başkanımız Sayın Serdar Karakaya Bey'in değindiği konular çok önemli. Tebrik ediyorum Sayın Ahmet Çelenk Beyefendi. Gazeteciliğin hakkını veriyorsunuz. Başarınızın devamını dilerim demiş Yahya Gem. Üstadım. Orada il yönetimimizden Yahya Gem'le. Biz de selam gönderelim Yahya hocama. Hatta biz Yahya Başkanım'la geçen gün tanıştık. Tanışmıştık. Evet. Sıra. Hatta o bana baktı, ben ona baktım. Sizi bir yerden tanıyorum dedi. Ben de dedim sizi bir yerden tanıyorum. Evet. Öyle bir diyalogumuz geçmişti. Evet. Belediye Başkanı doktor olacağına genç mimarlar yetişiyor zımba gibi. Bu kişileri getirin belediyenin başına. Gerçek Avrupa mimarisi gibi mimarisini yapsın. Benim oğlum mimar oldu. Neden elin yanında? Çok güzel bak. Neden elin yanında ofiste bedava paraya çalışsın? Çok saçma sapan bir yönetim mevcut demiş Ali Fuat Aksoy. Doğru demiş. Salih Şahin, Osmanlı eğitim sistemi örnek alınmalı. Evet. Geçmişini unutan gelecekte kaybetmeye mahkumdur demiş, evet. Salih Şahin. Daha ne desin? Şimdi başkanım dert çok. Çok. Yani çok. Gerçekten çok. Biz sizinle saatlerce burada oturabiliriz. Evet. Saatlerce memlekette konuşabiliriz. Konuşuruz. Programımızın ismi de memleket meselesi. Evet, yani aslında program ismiyle şu an yaptığım şey uyuşuyordu. Memleket meselesi. Evet, çok güzel. Şimdi çok güzel hem mesajlar alıyoruz hem de insanların fikirlerini burada görmüş oluruz. Evet. Mesela ben birkaç tane mesajı çok önemsedim. Hepsi çok değerli mesajlarımızın. Yani en azından gerçek, memleketin gerçek sesini alabiliyoruz buradan, duyabiliyoruz. Evet. Yani şey yok burada. İşte anket yaptık, işte şöyle çıktı. Yok kardeşim, burada açık açık memleketin meselesini burada konuşabiliyoruz. Yani çünkü biz bugün en az 20-30 kişiyle sohbet ettik. Yani anket firmalar ayrı bir konuşulması gereken şey. Özür diliyorum. Buyurun. Estağfurullah. Sözünüzü kesmeyeceğim. Size söz hakkını vereceğim. Değinmeden de olmuyor. Şimdi şöyle, memleketin gerçekten meselesi çok. Çok. Yani çok. Belki 3-5 sene önce olsa, 5-10 sene önce olsa bu kadar çok konuşabileceğimiz konu yoktu. Ama şu an eğitim sistemi, ekonomi. Sokak cayır cayır yanıyor. Gerçekten öyle. Yani insanlar... İşte dokunuyorsun, dediğin gibi bina işitiyorsun falan falan. Siz en çok hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Sonuçta halktan talepler gelmeye başladı. Artık Yeni Refah Partisi bu yarışta ben de varım dedi. Artık vatandaşlardan talepler gelmeye başladı. Başkan. En çok hangi problemlerini anlatmaya başladılar başkanım size? Şimdi Ahmet Bey, biz isteriz ki az önce sizin dediğiniz gibi 3 yıl önce, 5 yıl önce, bu kadar konuşulmazdı. Konuşulmuyordu, evet. Veya sorunlar bu kadar yoktu. Biz de isteriz ki hiç konuşulmasın. Evet. Yani ekonomik sıkıntılarımız olmasın, gençlerimizin bu sıkıntıları olmasın, işçimiz, memurumuz, emeklimiz defa içinde yaşasın. Biz de isteriz bunu. Biz de bu vatan evladıyız. Çünkü sıkıntı yaşayan bizim kapı komşumuz. Sıkıntı yaşayan bizim sabah selam verdiğimiz insanlar. Sıkıntı yaşayan aynı apartmanda oturduğumuz insanlar. Evet. Sıkıntı yaşayan aynı sokakta, aynı ülkede, aynı toprağa ayak bastığımız insanlar, aynı havayı sorduğumuz insanlar. Bize gelen talepler daha çok iş talebi. Yani yeni evlendim, iş başvurusu vurdu, yaptığım işim yok. En basit örnek vereyim ben size. Şimdi pandeminin başında, plandemi de diyebiliriz. Başında Ahmet Bey, malumunuz bir ilk kapanma yapıldı, kısıtlamalar vesaire başladığı zaman biz dedik ki ya ne yapabiliriz? Bir anda hazırlıksız yakalandı herkes. Bizim de teşkilatımızı gördünüz siz. Allah, evet, razı olsun. Türkiye geneli böyle. Hepsi ya öğrenci, ya, evet, askeri ücretle çalışan, bu davaya gönül vermiş, ülkesinin derdini dert edinmiş. Evet. Genç kardeşlerimiz, genç başkanlarımız. Allah razı olsun hepsinden buradan da. Dedik ne yapabiliriz? Dedik ki ya bir yola çıkalım biz, bismillah diyelim, ihtiyacı olanlara ne yapabiliriz, ulaşır. Fazla da uzatmayayım. Hayırsever esnaflarımızın yardımıyla da birkaç ailemize yardım ulaştırmaya çalıştık. Orada bizim gördüğümüz birkaç manzara vardı. Hatta şöyle bir hatıramız oldu. İsim de vermeyeyim. Bir başkanımız oturduk arabaya, bir ailemize yardım ettik. Arabaya oturduk. Ben 42 yaşındayım Ahmet Bey. Tabii bu zamana kadar herkesin bir hayrı olmuştur, hasenatı olmuştur, birilerine yardım etmiştir. O Allah bilsin.
Kimsenin kimseye anlatması gerek yok ama şunu söyleyeceğim. Arabaya oturduk. Şöyle sadece birbirimize baktık. İkimizin de gözleri dolmuş. Ahmet'ti. Ahmet kardeşimin bana dediği şey, başkanım dedi. Ve yanında 60-70 kişi çalıştıran biri bu. Başkanım dedi, hayatımda ilk defa bir işe yaradığımı hissettim dedi. Şimdi yardım edilen veya hani derdine derman olmaya çalıştığımız ailenin durumunu siz düşünün. Şimdi biz bu gerçekleri inkar edemeyiz. Dolayısıyla ne oluyor? İnsanlara iş sağlanması lazım. İyi veya kötü. Ama bu askeri ücretle. Şimdi birini, bir aile babası 2800 lirayla en kötü 1000 lira kira verir. Ya kış ayı geldi. Hiç yakmasa 350 doğalgaz. Hesaplayalım. Evet. Elektrik 200'den aşağı gelmiyor. Bir lamba yak, buzdolabı, televizyon çalıştırma 200 lira. Su en kötü şartlarda hadi 60-70 lira. Ne olacak başkanım bu sıkıntı? Gerçekten bakın, bakın pazar, çarşı, sokak, insanlar yangın yeri. Hiç yalandan yok, ekonomi canım. İyiydi, yok işsizlik yoktu falan. Bunu demek memlekete ihanettir. Bunun siyaseti falan yok. Şu an siyaset yok, yapmıyoruz. Yok. Yani gerçekten sokak yangın yeri. Hiç kimse bunu yalandan... Yok demek yerine bunu çözmek lazım. Yok demek evet. İhanettir. Bunu hep beraber ihanettir. Çözmemiz şimdi lazım. Ne olacak başkanım? Nereye kadar gider bu? Başkanım. Nereye kadar? Yani bu bir siyasetçi olarak soruyorum, bir esnaf olarak soruyorum, bir vatandaş olarak nereye kadar gider bu? Ya inşallah biz istiyoruz ki yarın sona ersin. Yani ülkeyi yönetenler veya hükümetimiz, mevcut devlet yöneticilerimiz artık hatalarını diyelim, yanlışlarını diyelim görsünler. Yani nereden verileri alıyorlar? Veya devlet yöneticilerimizin önüne nasıl veriler konuyor? Hangi veriler konuyor? Ya sokağın verilerinin konmadığı aşikar. Sayın Cumhurbaşkanı market fiyatlarının ucuz olduğunu iddia etmişti. İşte onu kooperatif marketler. Evet, ama bugün gelinen noktada yine bugün bir haberde gördüm. Kooperatif marketlerin de fiyatının çok yüksek olduğu. Yok ben örnek vereyim. Ben örnek vereyim Ahmet Bey. Benim evimin yanında hem 3 harfli marketlerden biri var. BİM. Şok BİM ha. BİM var. Az ilerisinde Migros var. Tam ortalarında Tarım Kredi var. Arkada bizim mahallemizin bakkalı Süleyman abimiz var. Buradan da ona selam söylüyorum. Ben genelde Süleyman abimizden alırım. Şimdi onda olmayan varsa gidiyorum. Merak ettim yani girdim. BİM'de klasik şu anda halkın en büyük derdi ne? En göz önüne batan yağ değil mi? Evet. BİM'de herhalde yanlış hatırlamıyorsam 74 lira. Tarım Kredi de 74 lira. Evet. BİM'de de 68 liraya var, 67 liraya var. Tarım Kredi de 67-68 lira. Çözüm bu değil ki demek ki. Çünkü niye? Üreten aynı üretici. 1000 tane market açacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. 1000 evet. tane market biraz rahatlatır mı piyasayı? Hangi anlamda rahatlatacak? Yani ekonomiyi rahatlatmak için market açacağız dedi. Vallahi 1000 tane market Ahmet Başkanım herhalde bürokratlarımızı rahatlatır. Maaş alacak insanları rahatlatır. Şimdi 12 yerden maaş alan bürokratlarımız biraz yorulur belki ama bir markete koşturmak da onları yoracak. 12 maaşların hakkını verirler belki. Öyle diyelim, öyle temennide bulunalım. Şimdi bir marketin çözümü olmaz Ahmet Bey. Nasıl olacak? Şimdi diyoruz ya, bakın gübre fiyatlarından bahsettik programın başında. Şimdi 1680 lira geçen yıl, bu yıl 4300 lira. Bu daha tohum ekilmeden toprak verimli olsun diye atılan gübre. Bir de DAP 2250 lira geçen sene. Bu sene 6950 lira. Yerinde kat. Durmuyor. 3 kat. Yerinde durmuyor. Belki yarın 7000 lira. Şimdi bu maliyetler düşmezse senin çiftçin kazanmıyor zaten. Evet. Halcı da kazanmıyor. Kaldı ki hal yasasını marketler lehine yasalaştıran yine AK Parti hükümeti. Niye AK Parti hükümeti? Dediler ki kardeşim tamam siz bu hallerden falan almak zorunda değilsiniz. Gidin direkt çiftçiden de alın. Evet. Şimdi geliyor adam. Diyor ki kardeşim senin arazin ne kadar? 10 dönüm. Ne kadar ürün çıkıyor? Bu kadar. Tamam ben aldım diyor. Daha ürün yokken parayı basalım. Çiftçi mecbur. İstediği üründen de satamıyor. Evet. Tamam marketleri belki bu yönden denetlemeniz gerekir. Ama ürün rafa girdikten sonra denetlemek bir anlam ifade etmez ki. Çünkü girdi maliyetleri yükselmiş. Şimdi TÜİK raporlar açıldı. TEF ve TÜFE. Birisi %49. Üretici enflasyonu %49. Evet. O da TÜİK'in açıkladığı rakam. Şimdi TÜİK'in açıkladığı rakamlarda pek güvenemiyorsun. %49'sa pek güvenemeyin ama ben hiç güvenmiyorum. %55'tir. Biz öyle diyelim.
Üretici tüketici enflasyonu da %20'ler bazında söylüyor. Aradaki rakam zaten gerçeği ortaya koyuyor. Siz şimdi bunu dengeleyemezseniz değil 1000 tane market, siz her markete değil zabıta göndermek, her markete bürokrat da dikseniz, kapısına jandarma da koysanız bunu çözemezsiniz, bu hayat pahalılığını. Başkanım bir de şimdi şöyle, market konusunu bırakmayacağım. Ha. Şimdi insanlar bazen eleştiri alabiliyoruz tarafsızlık konusunda. Ben şimdi diyorum ki nasıl, ben tarafım belli diyorum. Tarafım halktan yanayım, evet. Haktan yanayım, hakikatten yanayım, gerçekten yanayım. Bu hiçbir siyasi partiyle üyeliğim yoktur, kan bağım yoktur, yakınlığım yoktur falan. Fakat şimdi yıllarca dedik ki devlet işte ticaret yapmaz, fabrika işletmez, işte fabrikatör müyüz falan, sattık. Özelleştirmedik. Ben açık söylemedim ama siz sattık. Söylediniz. Yani evet. Bugün demir çelik fabrikalarını sattık, şeker fabrikalarını sattık. Birçoğumuz da maalesef bunu savunduk. Dedik ki yani devlet ticaret yapmaz, devlet esnaf mı devlet şey, ama devlet bugün marketçilik nasıl yapacak? Ona bakkal mı işleteceğiz? Yani evet büyük büyük fabrikaları sattık, özelleştirdik. Yani sadece şey olarak değil, yani demir çelik olarak değil. Anladım. Petrol BOTAŞ'ları sattık, işte telekomları sattık, şeker fabrikalarını sattık, demir çelik fabrikalarını sattık, bir saat sattık. Telekomun satışı ayrı bir hikaye zaten. Şimdi bütün bunları ne dedik? Devlet ticaret yapmaz. Amenna, katıldığım yerler var. Devlet ticaret yapmaz. Devlet yapmaz. Esnaf değil. Ama devlet bugün bakkal işletiyor ya. Buna nasıl bir açıklama getireceğiz? Yani devlet bakkalcı mı yani? Şimdi Ahmet Bey, Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Rahmetli Erbakan hocamız, 70'li yıllarda biliyorsunuz koalisyon hükümetiyle birlikte birçok fabrikanın temelini attı. Erbakan hocamız toplam ülkemizde başbakanlık yaptı veya başbakan yardımcılığı yaptı veya hükümet olarak görev aldığı süre 3-3,5 yıl aşağı yukarı. Şimdi bu süre zarfında Erbakan hocamız 279 tane fabrika temeli attı. Fabrika hayata geçirdi. Şimdi bu fabrikaların hepsine bakıyorsunuz. Bunların içinde ne var? İşte gübre fabrikaları var, şeker fabrikaları var, ağır sanayi hamleleri var, organize sanayi bölgeleri var. Evet. Bugünkü organize sanayi bölgelerin hepsi rahmetli Erbakan hocamızın biliyorsunuz projesi. Şimdi bunların hepsi satıldı. Evet. Satıldı. Biz şimdi dünyada nasıl rekabet edeceğiz? Şimdi az önce söyledim, gübreyi yurt dışından... Bakkalaşmak çözüm olmaz mı? Çözüm market değil tabii. Biz en basit gübreyi bile yurt dışından alıyoruz. Bakkalaşsak ne olacak ki? Adam gübrenin fiyatını şimdi bugün bize 4.300 liraya maliyeti var atıyorum. Yarın bize dedi ki 7.000 lira market açtın. Ne oldu? Yine yükseldi fiyat. Evet. Çözüm bu değil ki Ahmet. Fabrika açacağız. Biz Amerikan Cargill firması istedi diye şeker pancarını yasaklarsak çiftçimize veya şeker pancarına kota koyarsak, şeker pancarı fabrikalarını satarsak niye? Amerikan Cargill firması Nişasta'dan ürettiği şekerini halkımıza yedirsin, kazansın, Amerika'ya götürsün dövizini. Evet. Zararlı kim çıkıyor? Milletimiz çıkıyor, devletimiz çıkıyor. Biz buna karşıyız. Bunu kim yaparsa yapsın. En büyük yapılmış ihanetlerden biri de bence nişasta bazlı şekerin kullanımının artırılmasıydı. Şu anda şeker yemiyoruz zaten. Evet. Bildiğiniz nişastadan üretilen şeker. Evet, glikoz dediğimiz şeyi yiyoruz. Evet. Başkanım aslında konuşacak o kadar çok şey var ki işte vakit problemi ama ben sizinle sık sık bu muhabbeti yapmak isterim. Evet. Engin Şentepe iyi yayınlar diliyorum demiş. Ahmet Baki gelen zamlardan dolarla yarışmaktan bıktık artık. Dur deme zamanı, yeniden Refah Partisi'yle inşallah demiş. İnşallah. Mollaoğlu Mustafa hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz başkanımızın ağzına sağlık demiş. Kabacız Yunus İlçe Başkanımız, ona da selamlar iletelim. Kimdir Mollaoğlu Mustafa Başkanımız? Kabacız İlçe Başkanımız. Kabacız İlçe Başkanımız, selamlar olsun. Sayın Cumhurbaşkanım 1000 liralık alışveriş yapmış, ona ucuz geliyor. Sen bir vatandaşa sor bakalım, senin gibi 1000 liralık alabiliyor mu? Abi mesaj uzun ama adam doğru demiş. Onun açacağı markette kusura bakmasın, çözüm belli kardeşim. Sen önce ithali bitir, tarıma, çiftçiye güç ver, enflasyonu düşür. Adamın traktörüne haciz getirirsen sen bizim gidişatımız hiç iyi değil demektir. Evet. Kemal Atatürk bile çiftçinin öküzünü alamazsınız demiş. Hayırdır nereye ya demiş Yunus abi. Doğru demiş. En basit örnek Amerikan Cargill firmasının geçen sene 1,5 milyar dolarlık veya 1 milyar dolarlık vergi muafiyeti affı getirildi.
Ama daha da yeni Amasya'nın bir köyünde 9 tane çiftçimizin traktörü haciz edildi. Evet, ne yazık ki. Yahya Genbaşı'nın memleket meselesi konusu olunca bir emekli amcamızın diyor aramızda geçen konuşmayı değinmeden geçemeyeceğim. Kabadüz ilçemize bağlı Çambaşı yaylamızda bir çalışma yaptık. Bir amcamız geldi, sanırım 75 yaşlarındaydı. Biz hala rahmetli Erbakan hocamızın emekliye verdiği maaş ile geçiniyoruz dedi. Nasıl yani dedik. Amca nasıl yani değil evladım. Rahmetliğimize verdiği %300 zammı geri çekin. Yerine %20 koyun. Bizim maaşımız o olacaktı dedi. İnanın ne diyeceğimizi bilemedik. Vay ya Yahya Başkanım yüreğine sağlık sağ olsun. Evet ne yazık ki böyle hikayeler birçok yerde var Anadolu'da. Yunus Kapısız var. Cumhuriyet'in kurduğu ne varsa sattılar yazıklar yazık yazık demiş doğru. Yazıklar olsun diyorum ben de. Salih Şahin geliyor gelmekte olan inşallah demiş. Gülsen Beytoğlu hayırlı akşamlar başkanım iyi yayınlar demiş. Haber Adnan olsun. Beytoğlu yazmış haber altına not düşmüş. Evet sen benim abimsin abim ben 30 yaşındayım teşekkür ediyorum sağ olsun sağ olun kolay gelsin her şeyin hayırlısı olsun demiş Yunus Kapısız. Haber evet olsun. Genç bir kardeşimiz 30 yaşında bir kardeşimizin ben bu denli dertlenmesine açıkçası bir genç kardeşimizin üzüldüm. Yani çünkü 30 yaşındaki bir insanın bu ülkede bu kadar derdi olmamalı. Yani en azından 50-60 yaşına geldiği zaman bir problemlerle artık mücadele etmeye evet. başlamalı. 30 yaşındaki insan daha gençliğini yaşamalı şimdi, bu ülkede diye düşünüyorum. Maalesef evet. Evet. Şimdi Ahmet Bey biz sorunlardan vesaireden anlatıyoruz. Bizim sürekli yaşadığımız sıkıntılardan biri de şu. Şimdi biz iktidarı da eleştiriyoruz. Cumhur İttifakı'nı, Millet İttifakı'nı da eleştiriyoruz. Aynen başkanım. Hep şimdi, iktidar eleştirdik. Şimdi muhalefeti niye eleştirmiyorsunuz? Şimdi siz? Biz eleştiriyoruz. Nasıl eleştirmiyoruz? Evet, muhalefeti. Ama şimdi halkın gündemi hayat pahalılığı. Hayat evet. pahalılığının sorumlusu muhalefet değil. Muhalefet değil. Muhalefet de bir nebze sorumlu. Niye sorumlu? 20 yıldır muhalefetsin sen. İktidar olmak için İktidar ne yaptın? İktidar olmak için uğraşıyorsun. Veya dediğiniz gibi iktidar olmak için ne yaptın sen? Ben çözeceğim. Nasıl çözeceğim? Var mı kardeşim şöyle kitabın? 20 yıldır ne yaptın? Şöyle bir bırak kitabı, şu kitabın iki sayfasını yazabildin mi, hazırlayabildin mi? Yok. CHP'de de yok. İYİ Parti'de de yok. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Ben çözeceğim. Çözeceksin, nasıl çözeceksin? Ali Babacan da yok. Sayın Davutoğlu'nun da yok. Gerçi açıkladılar sonradan nasıl çözeceklerini. Mevcut AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın borçlanmasından daha düşük faizle borçlanacaklarmış. Allah razı olsun. Biz zaten borç faiz zam ekonomisinden ülkenin bu hale geldiğini söylüyoruz. Bunu 17 yaşındaki, 20 yaşındaki liseli gençlerimiz bile, çocuklarımız bile gençlerimizden örnek veriyoruz. Onlar bile farkında. Halen daha diyorlar ki biz bunlardan daha düşük faizle borçlanacağız. Daha düşük miktarda faiz oranıyla. Borç buldum ben diyorlar. Bunu da ödenecek bir şekilde söylüyorlar milletimize. Peki bu borcun faizini kim ödeyecek? Halkımız ödeyecek. Maalesef şimdi biz dediğim gibi herkesin doğrularını, herkesin yanlışlarını eleştiriyoruz Ahmet Bey. Ayasofya açıldı. Allah razı olsun. Yollar yapıldı, köprüler yapıldı. Allah razı olsun. Ama nasıl yapıldığını konuşabiliriz. O ayrı mesele ama bundan milletimiz istifade ediyor mu? Ediyor. Yararlanıyor mu? Yararlanıyor. Allah razı olsun. Biz nasıl yapıldı? Devlet zarar mı edildi? Kâr mı ettirildi? Bunu konuşabiliriz. O ayrı bir konu ama muhalefet zaten başı başına trajedi. Sen 20 yıldır hükümetin bu kadar hayat pahalılığı olduğu bir noktada halen daha kendini ortaya koyamamışsan, halen daha seçimi kazanır mıyım, kazanamaz mıyım? Sen mi başbakan olacağım, ben mi başbakan olacağım? Sen mi cumhurbaşkanı olacağım, ben mi cumhurbaşkanı? Muhterem Genel Başkanımızın dediği gibi. Dertleri bu. Çıkın da anlatın ya, bir proje anlatın. Bir kaynak anlatın. Bak ben bu kaynağı bulun deyin. Hepsinin ortak paydası var Ahmet Bey. Borç alacağım. Daha düşük faizle borç alacağım. Bu mu sizin çözümünüz? Millet zaten borçtan bu hale gelmiş. Millet zaten borçtan batmış. Devletin zaten borcu artık ödenemez hale gelmiş. Yıllık ödediğimiz faiz miktarı zaten aşikar. 900 evet. milyar dolara dayanmış iç ve dış borcumuz. Bunun altından bu nesil, bu ülke bu politikayla nasıl kalkar? Başkanım. Politikamız hazır. Milli kaynak paketlerimiz demişsiniz. Evet. Şimdi bunu samimiyetle soruyorum ki gelen siyasetçilerde de açıkçası merak ettiğimiz durum. Hı. Şimdi Yeniden Refah Partisi tamam milli evet. kaynak paketlerimiz var. Yarın iktidara gelmiş olsa evet. devleti yönetecek kadroya
şu an sahip mi? Sahip. Yani ve yarın seçime girecek olsa seçime girecek illerde örgütlenmeye sahip mi? Bunu merak ediyorum. Tabii bizim Türkiye'nin 81 ilinde 900 küsur ilçesinde şu anda teşkilatlarımız hazır. Hazır değil mi? Bütün tabii. 81 ilde hazırız diyorsunuz. Tabii seçime girmeye zaten hak kazanan 16 partiden biriyiz. Evet. Siyasi peki, partiden biriyiz. Seçime girdiniz, seçimi kazandınız diyelim. İnşallah olacak Allah'ın izniyle. Devleti yönetecek kadroları var mı Sayın Genel Başkanınızın? Yani şu an bu kadrolar hazır mı yoksa kervan yolda mı düzülür? Evet, şimdi şöyle bir şey. Kervan yolda düzülmez. Milli görüş bir kere ben milli görüşüm diyen insan hazırlıksız, argümansız, bilgisiz yola çıkmaz. Söylemde de bulunmaz. Şimdi az önce örnek verdim ya, muhalefet 20 yılda şu kitabın 2 sayfasını hazırlayamadı. Milletimizin önüne sunamadı. Bakın bu kitabı hazırlayan kadro sizce bu ülkeyi yönetebilir mi, yönetemez mi? Bu kitabın ikincisi de var. Yeni bir kitap daha var. İki de var değil mi? İki de var. Yeni bir kitabımız daha geliyor. Muhterem Genel Başkanımız yeni açıkladı. 81 ile yüzlerce fabrika projesi. Şimdi bu kitapları, bu projeleri hazırlayan kadro ülkeyi yönetebilir mi, yönetemez mi? Mutlaka var. Bir Doğan Aydal Genel Başkan Yardımcımız var ki inşallah tanışma fırsatına nail olursunuz. Türkiye'nin önde gelen hocalarından. Bu kitapta da büyük emeği var bu kitaplarımızda. Buradan da kendisine selam söylüyorum. Baş üstüne. Valla ben açık ifade edeyim. Sayın Genel Başkanı'nı ben aşıyla ilgili söylemlerinde tuttum. Evet. O zaman dedim ki evet bu insana kulak kabartmamız lazım. Çünkü küresel güçlerin karşısında yüksek sesle konuşabilen tek evet. lider dedim. Hiç kimse Allah kusura bakmasın. Hiç Allah kimse kusura bakmasın. Aşı konusu bu ülkeye yapılmış en büyük ihanettir. Bunu 2015 evet. yılında da söyledik. Eğer bu 2015'teki paylaşımı da sosyal medyada paylaştım. Şimdi insanlar hala aşıya sağlık açısından bakıyorsa ben açıkçası şahsım olarak üzülüyorum. Şimdi bu tabii konuşulacak bir şey. Evet. Yani uzun uzun konuşulacak bir şey. Aşı konusunda insanlarımız gözünü artık açmalı ve Sayın Genel Başkan aşı konusunda küreselcilere parmak salladı. Salladı. Dedim evet. ki bu adam bence bir dinlemek lazım, bir evet. kulak vermek lazım dedim. Şimdi Genel Başkan aşı halkın konusunda duymak istediğini söyledi aslında. Kesinlikle nefes öyle. Halk aslında bakın. Ama bunu halk duymak istediği için söylemedi. Genel Başkanımızın zaten dediğimiz gibi yetiştirme şekli bu, inancı bu. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Ki orada doğru olanı Başkanım, yaptı. Genel Başkan Profesör Doktor Serhat Fındık ve heyetindeki işte Bilgehan Bilge gibi Bilgehan hocalarımızla Bilge evet. bir görüşme yaptı. Ben şunu merak ediyorum. Cemil Bey vardı. Evet, Cemil Bey vardı. Cemil Can abi. Şimdi şunu merak ediyorum. Akşama kadar televizyonlarda, az önceki konu işte yine. Evet. İşte bir sürü profesör ünvanlı insan veya profesör olmayan insan konuşuyor. Aşı şöyle sağlıklı, aşı böyle sağlıklı. Peki bu insanlar da profesör ve gerçekten alanlarında ihtisas yapmış profesörler. Evet. Şimdi bu insanlar diyor ki bizi de çıkarın diyor, biz de konuşalım diyor. Şimdi ve şunu anlamak istiyorum, anlamaya çalışıyorum. Aşı konusuna girdik. Evet. Ya dediler ki bir doz aşı yetecek dediler. Evet. Şimdi herkes bir doz aşısını oldu. Vakalar bakın geçen sene bu vakitlerde aşı yokken vakalar 40-50 ölüm iken evet. bugün 250-300 aşağı düşmüyor. Maalesef. Şunu idrak edemiyorum. Bizim halkımız neden bir kere sorgulama gereğinde bulunmaz? Bir kere akletmez misiniz ya? Geçen sene %0 aşılama var iken ölüm oranı 40-50'lerde iken bu sene %80'e gelmiş aşılama ve 250-300'lerde seyrediyor. Yani bir kere de sorgulamıyoruz, akletmiyoruz. Fatih Erbakan'ın oradaki sorgulaması benim açıkçası dikkatimi çekti. Evet. Çünkü şu var. Şimdi diyoruz ki küresel güçler, dış güçler, bilmem neler falan. Yıllarca dedi ki küresel güçler ki kendi açıklamaları insanlığı diyor, insanlığı nüfus planlaması yapmamız gerekiyor diyor. Açık yani, açık söylüyorlar. Bu nüfusu diyor %10, %15, %20 düşürmemiz gerekiyor. Tanrı'nın dünyadaki işini biz yapıyoruz ki, diyorlar. Evet, Tanrı'nın dünyadaki işini biz yapıyoruz diyen Bill Gates isim de veriyorum. Evet. Ve onların hazırladığı şirketlerin aşıları. Ya şu olabilir mi ya? Dünya nüfusunu planlamamız gerekiyor, insanları öldürmemiz gerekiyor diyen evet. bir irade benim sağlığım için, beni yaşatmak için niye aşı versin? Bunu niye sorgulamıyoruz anlamıyorum. İşte Sayın Genel Başkanı burada sesini yükseltti. Aşılar ki onu da çarpıttılar sözlerini. Çarpıttılar. İşte yok maymun oluyormuş, sağdan şey oluyormuş falan. Zaten, hani çarpıttılar. Yani bir yerde konuştuğu videonun cımbızla kesip aldılar. Yani
Sayın Genel Başkan orada küreselcilere parmak sallaması açıkçası benim dikkatimi çekti. Çünkü Sayın Rahmetli Erbakan küreselcilere parmak sallıyordu. Siyonizme parmak sallıyordu. Şimdi, ve ben de açıkçası Fatih Erbakan'ı açık açık tebrik Ahmet ettim. Ahmet Bey, siz orada aşı ile alakalı konuşmasında duydum dediniz. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan, Doktor Fatih Erbakan, pandemi daha Türkiye'de ilan edilmemişken katıldığı bir TV programında PCR testinin hangi tarihte patentinin alındığını, COVID-19 isminin hangi tarihte patentinin alındığını ve kimlerin aldığını, Rothschild'ler, Rockefeller'ler, şimdi alındığını belgeleriyle gösterdi bu millete. Bütün ülkemize gösterdi televizyondan. Ama o zaman tabii kimse inanmadı. Televizyonda dönen bir korku furyası, yolda yürürken düşen bayılanlar. Hiç sorma, insanları gösterdiler. Ağzından kan fışkıranlar, tak diye düşenler, yerde kıvrananlar arkadaşlar, vesaire. Arkadaşlar yine söylüyoruz. Başkanım sözünü kesmek istemiyorum. Bunu gerçekten önemli. Bize gösterdikleri senaryolar tamamen senaryo. Evet. Çin'de düşen ölen insanlar, öyle bir şeyler yok. Bunlar yok, tamamen evet. Senaryo. İnanmayın televizyonlara. Vallahi inanmayın. Aşı diyorlar, insanları kandırıyorlar. Lütfen biraz sorgulayın, akledin. Dediğimiz gibi geçen sene aşı yok iken 50 olan ölüm vakası, 50 diye yutturdular bize, 50 evet. Dediler. Şu an 250-300 ölüm vakası. Geçen sene %0 aşılanma, bugün %80'e geldi aşılanma. 50 vaka, 250-300 vaka. Yani biraz akletmek lazım, biraz sorgulamak şunu lazım da diye. Söyleyelim Ahmet Bey, özür dileyerek giriyorum araya. Aşı olmak isteyen aşısını olsun. Olsun. Kendi akli melekeleriyle kararını olsun, versin. Olsun tabii ki. Olsun. Ama aşı olmak istemeyen vatandaşlarımıza kendi hür iradesiyle, ya ben buna baktım, gördüm, gerek yok. Benim bağışıklığım yüksek. Evet. Benim antikorum yüksek. Ben çünkü kolay kolay hasta olmuyorum diye bir vatandaşa zorla aşı diyemezsin. Gel kardeşim sen, bir de işin garip tarafı şu. Ahmet Bey siz deli misiniz? Değilim. İspatlayın bana. Yani. Şimdi bunu demek gibi bir şey. Git kardeşim bana PCR testi hasta getir. Hasta değilim diyor, ispatla evet, diyorsun. Hem de 48 saatte hasta bir getir. Hasta değilim ki, hasta olmuş olsan zaten doktora gideriz şimdi, yani. Bugün biz bilim karşıtı değiliz, yani, biz hastane karşıtı değiliz. Aşımızı da olduk, her şeyimiz olduk. Aşımızı da olduk ama biz saçma sapan bir sıvı karşıtıyız diyoruz. Var, ne olduğu belli olmayan bir sıvı karşıtıyız. Bir de burada şu var. Şimdi benim oğlum aşı olmadı diyen Mehmet Ceyhan. Aşı elverişsiz diyen. Aşı elverişsiz diyen Mehmet Ceyhan. Oğlu da Allah bağışlasın. 40 küsur yaşlarında falan, biz de yaşıt maşallah, oğlu hala aşı elverişsizmiş. Bizim 8-10 yaşındaki çocuktan aşılanması, 8-10 yaşındaki hamile bacılarımızın, kardeşlerimizin diyor ki aşılanması gerekir diyor. Üreticisi diyor ki hamilelere uygulanamaz diyor. Ama Mehmet Ceyhan çıkıyor rahatlıkla ülke televizyonlarında ve evet. Mehmet Ceyhan ve onun yanındaki birkaç tane daha profesör var, bilim kurulundaki evet. Hocalar ve işin üzücü tarafı Ahmet Bey, Sağlık Bakanımızın da buna ön ayak olması, sürekli uyarıları, ikazları dikkate almaması, hükümet kanadında birkaç tane ses çıktı ve onlar da artık ne diyelim, güçleri mi yetmedi vesaire mi, ama bunun artık bir şekilde son bulması lazım. Niye son bulması lazım? İşin içinde belli zaten, yani bir şeyler ters gittiği belli. Niye ters gidiyor? Aşılama yokken böyle bir şey yoktu ki. Şimdi evet. Ne dendi? Gençleri etkilemiyor bu hastalık dendi. Şimdi ne değişti de 6-7 ayda siz okulu açtığınız işte. Çocukları niye aşılıyorsunuz kardeşim? Aşılamayın. Evet. Önce yaşlıları, sadece yaşları hedef almıştı. Tamam. Sonra orta yaşları, şimdi gençlere döndü. İki gün önce de Sayın Sağlık Bakanı'nın bir paylaşımı var. Diyor ki aşı diyor kronik hastalarda diyor etkisini kaybediyor. Şimdi kronik hastalarda etkisini kaybediyorsa o zaman sen kronik hastalara niye aşı vuruyorsun? Kronik hastalığı olan çocuklara niye aşı vuruyorsun? Etkisi yoksa. Vallahi ben akletmez misiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Allah-u Teala 200 yerde olmak isteyen akletmez olsun. Misiniz diyor. Evet, herkes isteyen aşısını olsun ama olmak aşı olmayanlara da de, olmak neden aşı de, olmuyorsun diye baskı olmasın. 28 Şubat zihniyetinden bir fark yok ki Ahmet Bey, özür diliyorum. Baskı zulüm, evet. Başını açmazsan derse giremezsin. Evet. Şimdi testi vermezsen derse giremezsin. Testi vermezsen, aşın olmazsan okula almam seni. Okulun kapısında bekleyen çocuklar, yurda alınmayan çocuklar oldu Ahmet Bey. Evet, düşünebiliyor evet, musunuz evet. Siz? Evet. Dersine giremeyen öğretmenler oldu. Dersine giremeyen öğretmenlerimiz oldu. Yani eğitim hayatından mahrum edilen, mesleğinden mahrum edilen, işinden atılan, işiyle tehdit edilen, aşıyla tehdit edilen insanlar var. Halen daha var bu ülkede. Evet. Şimdi 28 Şubat zihniyetinden ne farkı ne var farkı bunun? Var. Evet.
Bir an önce son Sayın Başkanım, bulmasın. İnşallah ben de diyorum ki akletmek lazım, düşünmek lazım. Evet. Allah-u Teala akletmez misiniz diyor, akletmek gerekiyor diyor. Evet başkanım, bu zaten aşı konusu yakında patlayacak. Yani yakında insanlar İnşallah. Bunların bir işe yaramadığını artık İnşallah. Yavaş yavaş aklederek İnşallah. Görmüş olacaklar. Biz de değerli izleyenler, lütfen kendimiz sokaktaki arkadaşımıza, mahalledeki arkadaşımıza, kafedeki arkadaşımıza diyelim ki biraz araştıralım diyelim. Yani çünkü Allah-u Teala bize akıl verdi, bunu kullanalım diyelim. Evet başkanım. Vakit nasıl geçti bilemedik. Evet, sular serler gibi geçti. Gerçekten geçti. Evet. Şimdi gerçekten yine sizinle burada sohbet etmek isterim. İnşallah, yani, inşallah. Çünkü memleket zaman. Meselesini evet. dertleniyoruz. Yani çünkü memleketi sevdiğimiz için aslında dertleniyoruz. Muhakkak, tabii şimdi ki. Şimdi dedik ya tabii 10 yıl ki. Önce, bugün Facebook'ta şeyler geliyor ya, işte şunun yıldönümü falan. Evet. 10 yıl önce bugün... eğlenceli program yapmışım. Yani hı. eğlenceli. Ben önceden şapka diye program yapıyordum. Böyle şapka işte eğleniyorduk, gülüyorduk, evet. oynuyorduk. Bugün baktığımda memleket meselesi ismi. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum? Yani evet. demek ki memleketin artık meselelerini seviyoruz çünkü memleketi. Bu ülkeyi seviyoruz. Miyiz? Canımızı veririz biz memleketimiz Kesinlikle için, öyle. Ülkemiz yüzden, için, devletimiz için. O yüzden memleketi yine sizinle konuşalım isterim. İnşallah. Evet. Inşallah. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa Ahmet buyurun. Ahmet Bey, size, ekibinize çok teşekkür ederiz. Bizi gayet güzel ağırladınız, samimi ağırladınız. Allah razı olsun. Biz de buradan halkımıza sesleniyoruz. Muhterem Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ı sosyal medya hesaplarından takip etsinler. Ne söylediğini, ne konuştuğunu, onlar için hangi projeleri geliştirdiğini bir kere dinlesinler. Başka bir şey istemiyoruz. Çayımızı içmeye de bekleriz. Sohbet etmeye de bekleriz inşallah. Daha evet. güzel yarınlara diyelim. Zammın olmadığı, işsizliğin olmadığı, kavganın gürültünün olmadığı, İnşallah. Kutuplaştırmanın olmadığı, herkesin birbirine sevgi ve saygı çerçevesinde davrandığı bir ülke temenni edelim inşallah. Bu da evet, milli görüş iktidarıyla olacak inşallah. Son mesajımız geldi. Ahmet Tepe, milletin umudu Fatih Erbakan ve ordumuzun gururu Sayın Serdar Bey'e başarılar diliyorum inşallah demiş. Ahmet Tepe üstadıma da son mesajıydı. Teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Evet değerli dostlar, bizimle birlikte yaklaşık 75-80 dakikadır buradaydınız. Evet. Mesajlarınızdan dolayı, bizi seyrettiğinizden dolayı, şu an yapacağınız paylaşımlardan dolayı. Çünkü şu an bizi hangi mecradan izliyorsunuz bilmiyoruz ama eğer Facebook'tan izliyorsanız paylaşımlarınızla bize destek olabilirsiniz. Evet. Program bitmiş de olsa şu an paylaşmış olsanız arkadaşlarımızın daha çok görmesini sağlamış olacağız. Zira güzel şeyler paylaştıkça çoğalır diyoruz. Evet değerli izleyenler, biz bu hafta buradaydık. Serdar Başkanım, Altınordu İlçe Başkanı, Yeniden Refah Partisi Altınordu İlçe Başkanı bizimleydi. Memlekete konuştuk, iyi de ettik, güzel de konuştu. Evet. Var olsun. Yine burada olacağız inşallah. İnşallah. Ümit ediyoruz. Her zaman, her zaman. Evet, şimdilik hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla yeniden burada olmayı ümit ediyoruz. İnşallah oluruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.